Herkese merhaba arkadaşlar. Bir video ile daha birlikteyiz. Şimdi E39'umuza demiştik bir önceki videoda ufak bir değişikliğe gideceğiz. Normalde jantların ortasını boyatacaktım arkadaşlar da Almanya'dan kuzenim gelmişti. Ona bir jant siparişi vermiştim. Onlar da geldi, kenarda duruyordu. Dedik ki onu bir değiştirelim, onu takalım. Bakalım güzel olacak mı? Değişik bir jant bizi ta eskilere götürecek. Bence yakışacağını düşünüyorum. Orijinal jantlar, acil çinisler. Normalde sıfır almaya kalksanız tanesi 600-700 eurolardan bahsediyorlar ama biz dördünü de çıkma aldık. Almanya'da eBay sitesinden 1000 euroya aldık arkadaşlar. Onu da söylemiştim kuzenime. O getirdi gelirken Almanya'dan. Şimdi dediğim gibi araca jantları takacağız. Bizim jantlarımız da ufak bir sürtünmeden dolayı bizim ustalar sökerken sürtmüştü buralarını. Biz de dedik ufak bir değişikliğe gidelim tekrardan. Böyle sıkıntıları vardı. Hem boyatacağımıza dedik buranın jantlarımızı takalım. Bakalım içeride jantlarımız. Ben gevşettim, sen şey yapma. Evet arkadaşlar, şimdi jantımız, göstereyim ben size. Orijinal AC serisi. 19.8.5. Bizim üzerimizdeki lastikleri kullandık. Gam metal boyalı. Bunları takacağız aracımıza. Birazdan da düşürmeye götüreceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi videomuza kaldığı yerden devam ediyoruz. Daha önce kısımlarda çok hani böyle tam size bir şeyler söyleyemedim çünkü o gün belim ağrıyordu. Burada kısa bu videoyu toplayıp videoyu da bitireceğiz. Şimdi aracımıza daha bir önceki videoda söylemiştik zaten. Bir önceki kısımda da söylemiştik. Jantlarına bir değişiklik yapacağız demiştik. Jantlarını değiştirdik. Almanya'dan kuzenim jantları getirdi. Bu aracın jantlarını daha önceden için rengini boyamak istiyordum ama bu kenarda da duran jantlardı. Dedik ki bunları değerlendirelim bari. Gelmişken bunları da takalım. Güzel oldu bence. Ben şöyle alayım kameraman bey. AC Şinsler 19 arkadaşlar. 8.5 offsetli. ET43. Zaten önceki kısımda zaten size gösterdim. O aracın jantları orijinaldir. Replika AC'lerden değil. Araçla ilgili söyleyecek olursak aracın dışını normal otokuaförünü falan yine yaptırdık. Temiz olsun diye. Ufak tefek şimdi göstereyim ben size isterseniz aracı. Daha önceki videolarda da göstermiştik ama tekrar üzerinden geçelim. Aracın iç koltuklarını, direksiyonunu, tavan döşemesini, trimlerini komple elden geçirdik arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Aracımızda kusur olarak ben çok bir şey göremiyorum ama kusur olarak şu bazı arkadaşlar bir önceki videolarda şu kapı fitillerine takılmışlar. Yani bu tarzda araçlarda da oluyor bu tarz şeyler. Onu da alacak arkadaş elden geçirir bence. Çok benim gözüme takılan bir şey değil. Motor içi de bu şekilde. Yani kolilerinde falanında filan da bir şey yok. Daha önceki videolarda zaten bunu dile getirdik ama tekrardan üzerinden geçeyim diyorum. Biz zaten bu aracın sağ çamurluğunu değiştirmiştik. Bizim ustamız beğenmemişti çamurluğunu. Çamurluğu çok macun çekecek diye dedi ki yeni çamurluk alırsan daha iyi olur. Jantlarla da daha güzel olduğunu düşünüyorum. Yani yoruma yazarsınız. Gunmetal 19. 1000 euro değerinde bir janttır. eBay'da bakabilirsiniz isterseniz. Bizim üzerimizdekiler de zaten 19'du. Bizim kendi lastiklerimizi buna geçirdik. Öbür jantlarımız boşa çıktı. İlgilenen olursa, yorumu bırakırlarsa onu da uygun bir fiyata vereceğiz. Daha dışında ekstra bir şey yapmadık. Sadece jantlarını değiştirdik. Muayene için yükseltmiştik. Tekrar aynı düşüklüğüne kavuşturduk aracı. Başka söylemem gereken. Bu da bir kısa video olsun dedik. Bu şekilde bir video çekelim dedik. Zaten bayağıdan beri de konuşmuyoruz videolarda. Dedik ki bari böyle yaptığımız ufak tefek şeyleri de gösterelim sizlere. Dediğim gibi jantlar bence çok güzel oldu. Siz de yoruma yazarsanız, bir önceki jantlarıyla kıyaslarsanız sevinirim. Yorumlarda buluşalım diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Dediğim gibi kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Jantlarla ilgili yorumlarınızı bekliyorum aşağı kısma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Saygılar.